Evet dostlar, yeni videoya ve yeni seriye hepiniz hoş geldiniz. Yeni seriye başlıyoruz. Böyle bir ansızın yeni seriye başlamış gibi olduk. Şimdi sizlere tek tek neden video çekmiyorum, neden Apasino'nun devamı gelmiyor, hepsini açıklayacağım. Yeni haritamız Lerizai Del Nord. Artık burada oynayacağız. Çok güzel bir harita. Celtic falan var. Sadece sırf onun için oynuyorum zaten. Ama onun haricinde de yani normal olarak güzel bir harita. Bu haritada büyük araçlar kullanacağız. Biliyorum artık küçük araçlarla oynamaktan ya da bunları izlemekten sıkılmış olabilirsiniz. Ve de hani sürekli yayınlarda da kullandığımız için belli bir kesim sıkılmış olabilir. Onları itirafen artık büyük araçlarla, sürekli büyük de değil tabii ki de, yani orta boyu, küçük, büyük arası gidip geleceğiz ama haritaya bağlı olarak büyük araç kullanacağız. Çünkü haritadaki tarlalar vesaire çok büyük. O yüzden zaten şu an karşıdaki canavarları görüyorsunuz. Bu tür araçları kullanacağız. Şimdi gel gelelim, niye video gelmiyor? Ulan yayın var, video çekmiyorsun, ne ayaksın diyebilirsiniz. Şöyle ki dostlar, ufak bir hastalık geçirdim. Artık nezle, grip neyse ondan geçirdim. Ama bayağı şiddetli geçti. O yüzden video çekemedim. Hastalıktan önce de yoğundum. Sürekli bir iş çıkıyordu. Oraya koşur buraya koşur derken hiç vaktim kalmıyordu. Ondan sonra zaten hastalık vurunca hiç video çekememeye başladım. Bir de şu Apasino serisi vardı ya, o haritayla ilgili problemler yaşadım dostlar. Kaç kere video çekmeye çalıştım, kaç kere denedim. Hepsi çöp oldu. İnanın. Yani öyle bir haritaya geldi ki mesela hani oynuyorum, sürekli bir şeyler yapıyorum falan. Bir hata veriyor harita. Siliniyor, gidiyor. Video yarıda kesiliyor falan. Çektiğim videoyu silmek zorunda kalıyorum. Bu sefer videoda yaptığım işleri yapmış olduğum için bir daha kim baştan yapacak? Hani nasıl anlatayım ki? Diyelim bir tarlada, diyelim ki balya yaptık. Ben o videoda balyayı topladım. Ama haritaya da başka bir şey sorun çıkarınca video çöp oluyor. Yapmış olduğum balya gidiyor. Bir daha kim balya yapacak abi video için falan derken uğraşmak istemedim. Bir ton sorun sıkıntı derken en sonunda sinirden çatladım. Çok sorunlu bir haritaymış aslında. Çok güzel bir harita ama görünmeyen nesneler var abi. Oraya buraya aptalca takılıyorsun, affedersiniz. Ben de sinirlendim. Direkt çıkar çıkmaz save'i falan sildim. Öyle gitti abi. O yüzden Apasino serisi biraz kötü bitti yani. Bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Yapacak bir şey yok abi. Olanla ölmüşe fayda yok. Artık yeni haritamızdayız. Bu seri de çok uzun olmayacak dostlar. Çünkü biliyorsunuz şurada Farming Simulator'ın çıkmasına yani kafadan bir ay falan kaldı işte. Ya da bir 40 gün falan. Hani öyle yetiştireceğim ki şey olsun. Çok uzamasın. Direkt 22 geldiğinde seri de bitmiş olur falan. 22'ye bomba gibi başlarız. Neyse, şimdi sizlere ufaktan çiftliği tanıtayım. Harita Lerizai Del Nord. Çok güzel bir harita. Denemenizi tavsiye ederim. Şöyle şuradan başlayalım. Bir tane savaşçı D30 fahrımız var. Bizim Türk ağzıyla D30, D30 neyse. Deutschfah Warrior 9340 TTV 396 beygir motor. Bir tane bundan aldım. En büyük traktörümüz şu an bu. Bir yanında Celtic için kullanacağımız Same Silver, Same Silver 130. 130 beygir. Mükemmel bir araç modu. Modup'tan indirebilirsiniz. Normalde GX110'u kullanacaktım. Bununla GX'in arasına gidip geldim. En son bunu seçtim. Neyse, bu daha güzel göründü gözüme. Şurada bir tane 6S Massey Ferguson'umuz var. Bu da 180 beygir. Dolunun dolusu, görgüsüz paket. Her şey var traktörde. Böyle manyak bir şey. Ve de ayrıca başta hani demiştim ya niye video çekmiyorsun diye. Bütün zamanımı çalan Steyr 8073. Bu modu ben tasarladım dostlar. Yani ben modelledim. Bayağıdır şu sıralar şey işine falan giriştim. Adı neydi? Mod işine falan giriştim. Ve de zamanımın büyük kısmını çalan Steyr 8073. Bu modu ben modelledim dostlar. Öyle ilk modellemem. Yani kötü görünüyor olabilir, biliyorum. Hatta şurada çamurluğu düzeltmiştim. Lamba içeride kalmış. Neyse, düzeltilir o. Dediğim gibi bunu ben modelledim. İlk deneyimim. Bayağıdır aslında bu modelleme işlerine falan giriştim. Bir o kadar da bu modelleme yüzünden video falan gelmiyor. Yani vaktimin çoğunu hep burada harcıyordum. Merak saldım. Öyle bir başladım abi. İlk projede Steyr 8073 oldu. Halihazırda bir Steyr modu daha vardı. Kaan arkadaşımız yapmıştı. Sanırım ismi Kaan, tam hatırlamıyorum. Direkt hiç editlemeyle falan uğraşmadım. Çizdiğim modeli onun üstüne oturttum. Çok da güzel oldu.
Hala eksiği falan var ama yavaş yavaş hallederiz. Şöyle 3 tane römorkumuz var. Güzel mi güzel. Burada silolarımız var. Garajlarımız var. Alanımız dev gibi. En sevdiğim yönü de bu. Dev gibi abi. Sıkış sıkış yerde artık çalışmayacağız. Gelelim şuraya dostlar. Şöyle bir kultivatörümüz var. Berkay Kuzan'ın. Yine Turan Pulluk, Berkay Kuzan'ın. Bunların hepsi modap bu arada, indirebilirsiniz. Bir tane Matrix mi artık, Matris mi, ismi neyse. Bundan var abi, arkasında merdane falan var. Şöyle çeltik tarlaları için bir ekicimiz var. Şurada bir ekicimiz var. Bu mibzer miydi, ekici miydi bilmiyorum. Bakayım. Bu ekiciymiş arkadaşlar. Mibzer satın alırız. Şu an mibzerimiz yok ama olmadı. Bunu mibzer niyetine de kullanırız. Tabii bu makinenin bir de önde tankı var. Onu da aldık. Şöyle. Manyak bir şey bunlar. İkisini bir kullanacağız. Şurada tohumlarımız falan var. Şurada da gübrelerimiz abi. Suni gübrelerimiz. Yani aslında çok videonun başlangıcında bunları satın alabilirdim ama sizleri hiç şey yapmadan, hani canınızı sıkmadan direkt alayım. Hemen videoya girişeyim dedim. Şimdi şurada küçük bir tarlamız var dostlar. Görüyorsunuz. Şöyle. Buraya bir çeltik ekelim. Çeltik olayını bilmeyenler için de gösterelim. Yani şimdilik başlangıç için bence güzel bir harita. Bu arada biz biçer döver almadık. Bak şimdi aklıma geldi. Onu da bir alalım. Haritada belli başlı yerlerde şöyle su kuyuları var. Kapakları var. İşte bakın. Görüyorsunuz abi. Yoğun bir şekilde su birikiyor buradan. Bu kapağı açıyorsunuz dostlar. Tarlaya su gidiyor. Allah Allah. Bu çeltik mevzusunu aslında ben daha önce bilmiyordum. Öğrendiğimde de çok mutlu olmuştum. Çünkü hani birkaç kere görmüştüm. Yani oyunda değil de gerçeğini görmüştüm. Gerçekte çeltik tarlası işte pirinç ekimi falan. Özenmiştim lan, keşke oyunda da falan olsa demiştim. Varmış abi. Şöyle tarla boydan boya su. Buraya böyle pirinç ekiyorsunuz. Ya da çeltik ekiyorsunuz, adı neyse işte. Güzel bir mevzu. Neyse şimdi sevmemizi bir samemizi alalım abi. Şeyi takalım arkaya. Böyle. Bu arada mod çok kaliteli. Dediğim gibi mod app'tan indirebilirsiniz. Adam bayağı yapmış abi, helal olsun. Demir tekerleri falan da var. JX110'da da vardı bu demir tekerler ama dediğim gibi ikisinin arasında gittim geldim. JX'i çok kullandık. Yani ben çok kullandım şahsen. Sıkılmıştım. O yüzden değişiklik olsun dedim. Bunu aldım. Dedim abi. Biraz zor dönüyor makine ama olsun abi. Hiç problem değil. Hani manevrası yok. Mükemmel. Gidelim. Buradan arkaya tohum dolduralım mı? Allah, devirdik hepsini. Bir tane devirdiler neyse. Şöyle dolduralım. Bir tane şey alacağız abi. Adı neydi, şu ön yükleyici kepçeler var ya. Onlardan alacağız. Büyük büyük torbalar satın alalım. Bunlar böyle küçük. Çabucak bitiyorlar. Şimdi demek istediğim mevzuyu size biraz önce gösterelim. Demek istediğim mevzuyu size biraz önce gösterelim. Demek istediğim mevzuyu biraz sonra gösterelim sizlere. Tamam. İstifli kalsın da abi, aman. Biraz takıntılıyız malum. Neyse gidelim abi, şöyle şu HUD'ı da açalım bir. Şimdi sağ alttan hemen Alfala sorgum protein pi rice, tamam. Rice diye geçiyor çeltiğin ismi. Öyle gidelim tarlamıza. Bu arada dediğim gibi harita çok güzel ya. Valla yani çeltik olayı olsun, diğer tarlaları da çok güzel. Falan fistan abi. Kapıyı bir açalım. Keşke şunlar otomatik açılsa ya. Öyle bir olay yok mu? Normalde bu çeltik traktörlere böyle süremezsiniz abi. Tekerler yeri harap eder bırakır ama şu an oyunda olduğumuz için çok da takılmayalım. Buradan başlayalım mı? Hadi bakalım. Öyle şeyi ekelim abi, çeltiğimizi. Kaçla gidiyor? Şunu bir 15 yapalım. Bunu 20 yapalım. Öyle güzel. Orada biraz boşluk kaldı. Yalnız traktör güzel ya.
Beğendim. İlk bir geldiğinde dikkatimi çekmemişti ama güzelmiş, yalan yok. Böyle. Güzel abi, bak olay budur ya. Gerçekten aslında biz bir bakıma ben de sıkılmıştım bu küçük traktörlerle oynamaktan. Yani sürekli aynı şey, sürekli aynı şey, aynı motor, aynı olay falan derken insan sıkılabiliyor. Sonrasında böyle bir karar aldık. İşte başladık abi, bakalım umarım ziyan olmayız. Bu arada dostlar 300 aboneye geçmişiz. Yaklaşık 310 ya da 11 abone falan olmuşuz. Bu raddeye kadar destek veren herkese sonsuz teşekkürler. Canı gönülden teşekkür ediyorum. Discord'dakiler olsun, takipçiler olsun. Herkes destek verdi. Özellikle yayınlarımız çok izlenmese de çok eğlenceli geçiyor. Muhabbetler falan çok güzel. Gelmek isterseniz de dediğim gibi zaten Discord'dan yayın bildirimlerini falan alabiliyorsunuz. Öyle gelelim bakalım. Debriyaj da yapmış adam bu. Tekrardan çok ama çok teşekkür ederim. Dediğim gibi yani zaten sizlerin desteği olmasaydı 100 aboneye bile gelemezdik. Ben şimdi çoktan salmış bırakmıştım bu işi. Nice 300'lere, 600'lere, 1000'lere diyelim abi. Yani elimden geldiğince sizlere güzel içerik çıkarmaya, sizlere eğlendirmeye çalışıyorum. Yayınlarda bir o kadar hal ve hareketlerime dikkat edip sizlerin saygısını ve de sevgisini kazanmaya çalışıyorum. Bakalım ya, artık gideceğiz. Allah büyük, gidebildiğimiz yere kadar sizlerle birlikte devam. Dediğim gibi desteğini esirgemeyen herkese canı gönülden sonsuz teşekkürler. Biraz daha konuşursam şimdi ağlayacağız falan, hiç gerek yok. Dram yapmayalım abi, çeltemizi ekelim biz. Aa, bu arada yetmeyecek gibi tohum ya. Tarım dolduracağız. Bu arada şu çitleri şuradan kaldırayım dedim de, bu çitleri sattığınızda bütün hepsi gidiyor dostlar. Yani hani bir sıra, nasıl anlatayım ki, şöyle inip anlatayım bence. Hani şu baştan şu başa kadar bir çit değil abi. Bu komple boydan boya bütün bir şey, yani tek parça halinde. Sattınız mı hepsi gidiyor. Allah, GPS açmadık. O yüzden hiç dokunmadım ona. Kalsın abi. Zaten bu tarlayı pek kullanmayız. Biraz küçük burası. Daha büyük tarlalara falan geçeriz. Hani ilk bölümün şeyin hani adına, hedefine mi diyeyim, ne diyeyim. Öyle küçük tarlada başladık. Böyle yapalım mı? Hiç götürmeyelim. Celtic motoru malum şey oluyor. Tekerleri yüzünden. Biraz da gerçekçi oynayalım. Şuradan şu küçük remote'dan bir tane alalım. Şu çok işe yarıyor taşıma işlerinde. Gidelim abi remote'un yanına. Şunu da ben bir... Allah, dur duvara gireceğiz. Da 65 yapayım da. Güzel. İndik on. Tamam, bir tane. Bunu boşaltmıştık. Alalım abi. Gidelim abi motorun yanına. Şunu bir dolduralım da tarlamızı çabucak bitirelim. Bir çerdöveri unutmayalım. Bir çerdöver alacağız. Gerçi paramız da yok ama olmadı, kredi çekeriz, ne yapalım. Bir şekilde öderiz, Allah büyük. Oğlum Same güzelmiş ya. Gerçekten çok iyi motor. Bir hoşuma gitti. Pişman olmadım. Kayış gibi duruyor ya. Tam delikanlı. Böyle getir abi bunu. Oh. Şu olayı seviyordum ya. Şöyle havada boşaltmayı. Diyeyim, yeter bu bize ya. Yolun kenarını alalım da. Almasın burada. Buradan gelmişiz.
Orada ufak bir sıra kalmıştı. Gel abi geri gel 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 gel. Şuradan devam. Şu sağda çok ufak bir yer kaldı. Daha doğrusu solda. Kalsın o da çok önemli değil. İçimizin gözümüzün sadakası olsun. Geri dönelim abi çiftliğe. Şunu bir bırakalım. Zamanı bir hızlandıralım. Tarlamız bir büyüsün. Derde şu çeltik olayını görün nasıl oluyor diye. Aslında birçok, yani birçok demeyeyim de iki tane daha çeltik haritası var. Ama bence en güzeli bu. Hem şu çeltikteki su var ya, yani en iyi yapılmış su hem bu, hem de tarlaları diğer haritalara göre daha güzel. Şu su kapağını açma olayı falan burada daha güzel yapılmış. O yüzden burayı seçtim. Umarım pişman olmayız. La Pasino gibi. Çünkü harita beni çıldırttı artık. Yani kafayı yemek üzereydim. En sonunda baktım. Bilgisayara zarar vereceğim. Dedim seriyi bitirip haritayı sileyim. Allah kahretsin. Böyle şu tayrı da yerine bırakalım. Burada kalmasın. Şu tayrı da kullanacağız bol bol ya. Canım şu tayrı. Tamam, şuraya çeksek ne olur ki? Tamam. Mis. Tayrı da burada kalsın. Abi önemli değil. Şimdi zamanı bir hızlandıralım. Sizler de şu tarlayı bir görün nasıl büyüyor diye. Gerçi büyüme şekli falan her şey aynı. Hiçbir değişiklik yok. Tek değişiklik su işte. Zamanımızı hızlandıralım abi. Şu, o sıra biz bir biçer döver bakalım. Ya en sevmediğim mevzu gerçekten bu ya. Şu biçer döver olayından o kadar sıkıldım ki. Bu benim sürekli kullandığım biçer döver. Bilenler bilir. Artık kullanmıyorum. Evsimi kutsamda bırakanlar utansın falan diyormuşum da. Espri yapıyorum abi. Yeter. Çok kullandık. Şimdi ne kullanıyorum? Şimdi hiçbir şey kullanmıyorum abi. Vallahi ben şu biçer döverden o kadar muzdaribim ki anlatamam ya. Normalde şunu kullanıyordum, bizonu. Ama bizon da sarmıyor artık. Hem de pahalı şimdi. Ne yapalım, şu 46 binmiş abi. Seat camera diyor. Without seat camera. Koltuk kamerası yok. Allah Allah. Neyse şundan alalım. 46 binmiş. Ucuz. İşimizi görür. Böyle bir yapalım. Düzenlemesini. Ha bu... motor gücü de yükseliyormuş. 170 beygir. 73. Çok iyi lan. Ama bak kaçtan kaça çıkıyor. Resmen 30 bin daha biniyor. Her neyse sorun değil. Böyle satın al diyelim. Yapacak bir şey yok. Şu an en uygun biçer döver bu. Şu zamanda bir durdurayım mı? Böyle tamam. Zamanda durdurduk. Kaç metreymiş? 4,5 metre. Böyle 15 yapalım. Aa, genişleyebiliyor mu? Çok iyi lan. Kaç metre oldu acaba? Şöyle herhalde 5.1, yani kodda şeyden, hani model numarasından yola çıkarak söylüyorum. Şöyle de 6 metre. Bence 6 metreyi alırız ya. Olur. Çok iyi olur abi. Tamam. Paramız da kaldı geriye. Mükemmel. Aa, ben şeyi unutmuşum. Bak yakalandık. Bir an önce videoya başlamak için mağazanın set pointini buraya atamıştım. Biçer direkt buraya geldi. Neyse abi. Şimdilik öyle bir şey olsun. Aa, böyle bir kameraymış lan. Keşke olmasaymış. Ben böyle kameraları pek sevmiyorum. Neyse, olmadı bunun hal çaresine sonra bakarız. Şurada bakayım. Bunu bir elimle götüreceğim. Üzgünüm. Oraya yanaşamam. Çok iyi abi. Tarla şimdi büyüdü. Şöyle yapalım. 6S'i alalım ya. Bir 6S'i de görelim. 6S'i ben hiç kullandım ama böyle fazla kullanmadım. Bir kere ya da iki kere. Ama manyak mod. Bu da DMG modsun. Ellerine kollarına sağlık abi. Mükemmel işçilik. Mod bayağı güzel. Özellikle şuradaki panel. İlk gördüm, acaba o da böyle animasyonu falan mıdır dedim. Hani şeyler yazsa fena olmazdı abi. İşte hız, devir göstergesi falan. Hani anladınız mı siz mevzuyu? Onlar yazsa fena olmazdı ama canları sağ olsun bir bile yeterli abi bizim için.
Yani şu modu görmek, 6S'i görmek bile güzel. Hele ki Farming Simulator 19'da malum 22'nin çıkmasına dediğim gibi düz kafadan bir ay daha var. Adamlar o bir ayı böyle doldurdular işte, helal olsun. Neyse gidelim abi, şu traktörü oraya bir bırakalım. Hem de şu kapağı kapatalım ki su kesilsin abi. Batmasın içeride. Yani benim bildiğim kadarıyla hasat ederken su falan olmuyor. Böyle kuru hasat yapıyorsun. O yüzden biz de suyu kapatacağız şimdi. Ve güzel abi. Bakın Celtic'de böyle bir şey işte. Nostrat yani bir olayı yok aslında. Aa, motor burada kalsın şimdilik. Şu kapağı bir kapatayım da. Islanmadan aman. Bakın kapağı kapattığınızda su çekiliyor abi. Bitti. Olay mevzu bu. Şimdi bir çer dövremizi alalım. Şurayı bir hasat edelim. Nerede? Heh. Tamam. Kamera olayı olmasaymış ya. Yani seed kamera dediğinde ben iç kamerayı anlamıştım. Hani bir an dedim hatta lan iç kamera yoksa hani niye şey böyle nasıl kullanacağız falan içeriden de. Seed kamera olayı buymuş. Yapacak bir şey yok. Diğer bölümü artık düzeltiriz bunu. Yani diğer bölüme yapacağım tek şey bunu satıp diğerini almak. Başka bir şey yapmayacağım. Aa bu arada hiç düşünemedim. Geçer mi bu buradan? Herhalde ya. Tabelaya takılmazsak geçer. Güzel. Şuradan başlayalım işmeye. Bu arada direksiyonu güzelmiş ya. Böyle topuzu falan da var. Oradan bir tutup böyle kamyon direksiyonu gibi çevireceğim. Ops. Aman. Yavaş. Aa. Şurada bir bug mı var yoksa kapı mı açık? Haa bak kapı olayı da varmış. Kapı sadece cam aslında. Kapı yok da her neyse. Kapatalım abi öyle bir garip duruyor. Aracı da bir açayım. Kodan mı? Ne kadar çabuk açıldı lan. 2 saat beklememiz lazımdı bizim. Her neyse hadi bismillah diyelim. Şöyle girişelim abi. Açık kalsın saman da yaparız. İlk bölümden bir samanımız da çıksın abi. En çok da şeye yanıyorum dostlar. Silaj yapacağız demiştik Tapasino'da. Onu yapamadan o seriyi bitirdik ya. Böyle bir ne bileyim içim cız etti ya. Kötü oldu abi. Yani dediğim gibi harita çok güzeldi ama işte sorun sıkıntısından dolayı bitirmek zorunda kaldım. Bazı tarlalarda görünmez nesneler var. Mesela biçer döver şey aman biçer döver diyorum. Silaj makinesi tıkanıyor abi gitmiyor. Böyle tarlanın ortasında kalıyor ya. O yüzden ben de dedim ki böyle iş olmaz olsun. Bildim haritayı abi. Ana çim mi biçtik lan? Orada araya bir şeyler karıştı sanki. Ya ben mi yanlış gördüm? Neyse. Olmaz ya ne olacak? Abi çok temiz biçiyor ya. Öndeki alet de iyi ki büyüttük onu. 3 metreyle şimdi çekilmezdi hiçbir tarla. Animasyon yok. Animasyonunu göremiyorum ama. Böyle güzel. Güzel. Depoyu doldurduk. Hadi bakalım. Şöyle geçelim abi Masya'ya. Halim remorklar bundaydı. Yalnız traktör çok güzelmiş ya. Vallahi kullanmamış resmen ayıp etmişiz.
Yanaşsak olur gibi ha. Kim? Olur olur abi, mis gibi oldu. Tekstürünü de sizin için göstereyim. Bakın pirinç tekstürü böyle. Güzel yani, adam yapmış. Helal olsun. Dediğim gibi Celtic haritalarının arasında en iyisi buydu. Yani oynarken bayağı zevk aldım, hele ki Celtic olayından. Hedef uymuş be. Gitmedi lan. Heh. Allah'a şükür. Çekelim de kenara. Ayak bağı olmasın bize. Traktör harbi güzelmiş ya. Bak şu an pişman oldum abi. Keşke daha önce oynasaymışım. Vallahi gerçekten. Hani şey dedim ya, Altes ne kadar şey olabilir ki? Güzel olabilir ki yani. Sonuçta Massey. Yani sürekli bir alışık olduğumuz tasarım falan demiştim de hiç öyle değilmiş. Gerçekten güzelmiş. Ön yargıyla yaklaşmayacaksın ha. Bak ben yani, ön yargı değil bu aslında. Modu beğenmediğim ya da kötü olduğun için, olduğu için falan değil tabii ki de. Sadece işte klasik Massey yani, bu 67-77 serisine benziyor diye kullanmamıştım. Ama ayrı bir havası var yani, gerçekten bir 6S sürdüğünü hissettiriyor. Tabii gerçekte hiç kullanmadım. Öyle bir anlattım ki sanki gerçek hayatta 6S'e sahibim falan. Böyle. Değişik mevzu yani, anlayacağınız. Kamera bak. Hadi bir kötüymüş ya. Evet dostlar, tarlamız bitti. Gördüğünüz üzere artık bitirdik. Ufak tefek kalan şeyler, Celtic'ler hiç önemli değil. Takımın gücü olur mu? Çalışması. Onlar önemli değil abi, dediğim gibi. Hiç gerek yok. Yanaşalım. Allah. Aa bir dakika, demot. Heh. Yine indirmişiz ya, aşağı kilitlemişiz abi. Şöyle boşaltalım da botumuzu.
Yalnız bir çer döverdi, hiç manevra yok. Öldürdü beni ya. Oyun oynarken yoruldum, yemin ediyorum. Abi şunlara biraz daha manevra ekleyeyim be, ne olur. Kapatalım abi burayı. Böyle bir kalsın. Önce bir bunları boşaltalım. Siloya. Ondan sonra gelir bunun daha hal çaresine bakarız. Şeyleri de toplayalım ya. Samanları alalım abi. Tarlada kalmasınlar. Bu arada Arta'nın silo olayı çok güzel. Bakın şurada bir sürü silo var böyle. Ve geliyorsunuz abi şöyle. Tabi normalde buraya geri geri yanaşırsınız ama böyle de yapabilirsiniz. Arka arkaya olan robotları. Sol yapalım. Da sol yapalım. Bak bakayım abi. Bakın mevzu bahis bu. Mükemmel ya, gerçekten çok iyi şu olay. 2 saat yok, geri yanaş yok, onu yap bunu yap. Şurada da bir kocaman alan var abi işte. Boşalttığın gibi çıkarsın. Hadi bakalım, çıkalım abi. Şurayı bırakayım da ortalıkta kalmasın. Getir abi içeri de öyle bakayım. Onu da alalım da sonrasında şey yapalım. Şu tarlayı bir toparlayalım. Çerdöveri şuraya mı çeksek ya? Girer mi ki? Ha, buraya girmez. Böyle kalsın abi. Buraya girmiyor mu? Yok, tamam. Biraz geniş almışız. Kalsın abi burada. Şimdi ne yapacağız abi? Şu tarlayı bir toparlayalım samanlarını. Ona ne alalım biliyor musunuz? Sönmezler mi alalım ya? Demedim ki. Ya da yükleme vagonu mu alsak? Ona da karar veremiyorum. Ya da dur hadi sönmezleri alalım ya. Patos, bak patos olayında alacaksın abi sönmezleri. Bak can keyfine. Nerede abi o? Heh, şurada sönmezler. Zaten 2,5 2500 euro. Hiçbir şey abi, bize böyle şundan bir tane video modu olacak. Buradan da bir tane. Ya yapalım lan. Olsun sana kayış. Evet abi, bunun şeyi de adı neydi? Hakkından da şitayet gelir en iyi. Lan şu mağazayı da düzelteyim bir ara ya. Niye geride kalmış ha? Böyle şitayetle şey yapalım. Toparlayalım o tarlayı ya. Yapamadık lan, iyi mi? Güzel. Aa bak orada küçücük, küçücük bir soruncuk var. Soruncuk. Onu da gördüğüm iyi oldu. Yeterli ha. Böyle. Hadi gidelim. Patosumuzu da yapalım abi. İşimiz yapacak bitsin. Makina güzel ya. Türk modlarıyla bu oyun ayrı bir güzel oluyor. Şimdi bir zaman gelince sıkıyor böyle küçük araçlar falan ama Türk modları da abi içilemez güzellikte abi. Tasarımcılarımız vesaire de zaten artık hepsi birer birer bu işin erbabı oldular. Dünya standartlarında mod yapıyorlar abi. Orayı da açalım da. Bismillah, hadi bakalım. Patosumuzu da yapalım. Bireyim de 25 kafi. Güzel olay bu abi. Bakın çok güzel, artık büyük tarlalarla çalışacağız. Aha dönemeyeceğiz. Buradan gidelim ya. Arkadaki kaç beygir istiyorduk, hiç bakmadık. Tayyar 73 beygir. Ne kadar istiyormuş? 5. Tamam ya, sorun yok. Gidiyoruz da böyle bir işte motor zorlanıyormuş gibi geldi. Yani zorlanması normal ama ekstra zorlanıyormuş gibi geldi bana. O yüzden bir bakayım dedim. Şunu da bir kapatayım ya, hazır aklıma gelmişken. Direksiyonu toplayınca bir uyuz oluyorum. Kalsın. Orada şu tayır bir
Hey şu tayı diyorum bot, sen kafayı mı yedin? Şey yüzünden şu an ufak bir hata var şurası yüzünden. O zaman şey yapalım ona, dur. Aman az daha traktörü düşürüyordu. Şunu çıkaralım abi. Şu çeki yerinde ufak bir sorun olduğu için orası takılmıyor olarak gözüküyor. Buna böyle bir kafa yiyor. Ona şey getirelim ya, alt tesi getirelim. Daha rahat olur bizim için. Şimdilik şitayır kalsın abi. Zamanı gelince zaten şitayırı bol bol kullanacağız. Bunu götürelim garajına, çekelim. Ustaya verelim bunu, bir yapsın o çekiyi ya. Allah, yoksa çok zor diyecek bizi. Bakayım reis sen. Ne bir şey yapalım. Balya basınca. Aman balya diyorum. Patosur olur. Hadi bakalım. Öyle gelelim lan. Kuyruk mili hala çalışıyor. Şuna bakın. Şey herhalde hala saman boşaltıyor olarak mı görünüyor? Doğru gibi ya. Yok abi. Şeyde sorun var. Sönmezlerdeymiş sorun. Tayırda da değilmiş. Aynı mevzu burada da oluyor. Bakın o çeki demiri, hani traktöre takılan yer bir bileyim kafayı yemiş abi. Ben de bir şey yanlış taktım bilmiyorum ama taktığımı da düşünmüyorum. Neyse sonunda 6S almış olduk yani. Baba bize ne olduk ki? Allah Allah, niyeyse böyle oldu ya. Kaldı abi, gitmiyor. Yani gidiyor ama toparlanmıyor. Büyük bir ihtimal ya remote yüzünden ya da ayrı bir olayı var abi. Bence ne yapalım biliyor musun? Sönmezlerle falan biz hiç uğraşmayalım. Sönmezleri aldığımız gibi iade edelim. Böyle buna adam akıllı ben toplayıcı alayım abi. Şu kalsın, şunun içinde saman var malum. De geri dönelim, adam akıllı bir alet alalım ya vallahi. 10 dakika sönmezler. Hevesliydim bak, hevesim kutsamda kaldı bile. Üzüldüm şu an. Adam akıllı bir toplayıcı alalım. Ne yapalım abi? Başka bir mod daha var. Olmadı başka zaman onu satın alırız. Böyle yükleme vagonları. Bundan alacağım abi bir tane. Hadi bakalım. Niye öyle yaptığını hiç bilmiyorum. Normalde sönmezleri kullandığımda böyle bir şeyle hiç karşılaşmamıştım. Yani olacağı varmış, sağlık olsun. Bir tane daha yükleyici modu var bende. Olmadı onu satın alırız. Ama şimdilik işimizin hızı açısından şunu bir alalım da bir an önce bitirelim tarlayı. Böyle şuradan başlayalım.
Güzel, bu işte bitti. Bu kadar basitti abi. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Harbiden büyük araçları kullanmayı özlemişim ya, böyle büyük araçlarla çalışmak falan. Ben abi işimiz ne kadar basit bitti değil mi? Müslüman işi ya, küçük araçlarla kendimize eziyet ediyoruz falan ama işte o da zevk ve gönül işi abi, ne yaparsın. Bunu da götürüp boşaltalım siloya. Bu arada o Saman'ın tekşürüne ben çok takıldım. O ne kadar kötü abi ya. Nereden anlayacağım o Saman? Büyük bir ihtimal bir silo çekeceğiz abi Saman için. Samanlık yani daha doğrusu. Alacağız. Yoksa o saman mı silaj mı belli olmaz. Büyük bir ihtimal şimdi bunun silaj tekstürü de aynıdır. Hacı abi şöyle bir geri geri yanaşalım ya. Tantanaya gerek yok. Kafi. Aç bakayım kapağı. Allah, geri gidiyoruz. Tertemiz abi, bu kadar basit. İşimiz bitti, başka bir şey kalmadı. Ne yapalım o zaman, videoyu da kapatalım. Bu bölümden bu kadar olsun. Diğer bölüme de artık tarlayı sürer, daha farklı işlere girişiriz. De şu canavarı nereye çekelim ya bunu? Bunu da şuraya çekelim. Bu arada 76 binimiz falan var diyorum da. Ben bu remote aldığımızı, yani daha doğrusu yükleyiciyi aldığımızı unuttum. Şimdi aklıma geldi paranın oraya gittiğini. Ama hallettik. Halledemedik. Leş gibi yanaştık ama olsun abi. Acemilikten de bu kadar işte. Aa, tamam. Güzel. Evet dostlar, işimiz bu kadardı. Umarım eğlenmişsinizdir. Sizin için umarım güzel bir bölüm olmuştur. Yeni serimiz hepimize hayırlı olsun. İlk bölüme destek adına videoyu beğenebilirsiniz. Bana destek olmak için de kanala abone olabilirsiniz. Söylemek istediğiniz, düşünceleriniz, görüşleriniz, fikirleriniz varsa yorumlara kesinlikle belirtin. Neyse, şimdilik benden bu kadar. Farklı videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın. Okay.